Geceleri uyumakla yalnızca dinlenmiş olmayız. Aynı zamanda gecenin korkularına ve tekinsizliğine karşı da kapılarımızı kapatmış oluruz. Birazdan bu ıssız orman köşesinde günahsız, masum bir insanın başına gelenleri seyredeceksiniz. Dünyayı yaşanmaz kılan şeylerden birisi. Ama gecenin korkuları ve kötülüğü bile bazı iyiliklerin üstünü asla kapatamaz. Nereye abi? Sürsen. Abi, şehir dışından geldik neredeyse. Nereye gidiyorsak söyleyin. Fazla soru soruyorsun sen. İleriden sağ sağ. Abi gözünü seveyim, orman orası. Dedemi yap lan. Ne olur bütün paramı alın abi. Bırakın gideyim abi, ne olursun. Kes bırakın. Sesini de yürü. Abi gözünü seveyim. İndir şunu aşağı. Abi. İn. Abi yapmayın. İn. Bırakın gideyim abi. Hadi hadi. Abi. Yap. Abi yapma. Yapma abi. Abi kes yapma. Sesini. Yapma. Kes sesini. Abi. Bırakın gideyim abi. Allah'ını seversen. Abi yapmayın abi ne olur. Dur üstünü arayalım şunu. Debelenme. Tamam bitir işini. Yapma. Allah aşkına yapmayın. Çocuklarım var benim. Aldınız işte siz denizi. Yapmayın. Yapmayın ne olur. Yapma. Hadi lan salak. Merasim mi bekliyorsun? Ne çıktı? 90-100 milyon gibi bir şey. Bir de cep telefonu. Yuh be. Sabaha kadar yapmış mı lan bu adam? Çalışmamış mıydı? Ne bileyim ben oğlum. Ne varsa aldık işte. Neyse. Arabadan kurtulalım da gidip içelim. Kafam keçe gibi. On sene daha şampiyon olamazsınız siz. Yandın mı bayanın? Hadi lan densiz. Size kendi evinize 3 çektik be. 3. Hadi ama. Bırakın şimdi şu top işini. Hakan derse girmeyecek misin oğlum sen? Nevzat geç kalmadın mı? Tamam gidiyorum şimdi. Hem ne bu acele? Hemen sepet havası çalıyorsun. Temizlik falan mı var? Yok canım. Ama biliyor musun Nevzat? Gündüze geçmen çok iyi oldu. Hepimizin işine yaradı. Hem hırlısı vardı, hırsızı vardı. Bu düzen bozulsun istemiyorum. Patronun kızarmızı anneme lazım. Haklısın. Gerçi memnun ama. Neyse hadi bana müsaade. Hadi bakalım. Hadi tak bakalım sırtına şunu. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Allah zihin açıklığı versin. Akşam gecikmeyin yemeğe tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu hafta görürsünüz siz. Nasıl yeniliyorsunuz bakın. Allah hiç ayırmasın bizi. Hiç.
Teyze, yardım ister misiniz? Alayım. Nereye gidiyorsun teyze? Nerede oturuyorsun? İleride bir üst sokakta oturuyorum. Ama ben senin paranı veremem ki. Param yok evladım benim. İneyim ben evladım, ineyim. Boş ver teyze, götürüyorum işte. Olsun, ineyim evladım, ineyim. Boş ver teyze. Kiminin parası, kiminin duası demişler. Allah razı olsun oğlum. Allah yarin olsun. Allah yardımcın olsun. Sağ ol teyze. Sağ ol. Hadi eyvallah. Güle güle. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin Nevzat. Ne oldu? Niye böylesiniz? Haberleri dinlemedin mi? Yo, hayır, ne olmuş? Bir taksici daha öldürmüşler be Nevzat. Yapma ya. Ne zaman? Bu gece. Ormanın girişinde bulmuşlar cesedini. 93 milyon be. Ulan tamı tamına 93 milyon para almışlar deyuslar. Bir de eski moda cep telefonunu almışlar garibin. Bu nasıl memleket be? Nasıl insanlık? Allah kahretsin. Namussuzluk, insanlık değil. Heh, seninki geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Akif abi, çay içer misin? Yok sağ ol. Nevzat az gelir misin? Nevzat, senden bir sıkıntım yok aslında. Ama şu lüzumsuz huyunu bir kenara bırak artık. Lüzumsuz huyu mu? Evet, lüzumsuz. Önüne geleni arabaya alıp para pul almadan fukara servise atıyorsun. Kıyak yapıyorsun olur olmaz adama. Fukara servisi mi? Evet ya, param yok diyene buyur diyorsun. Ağlayıp sızlayana inanıyorsun. Yani? Yanisi var mı Nevzat? Yapmaman lazım bunu. Seni bir zarara uğrattın mı? Ben direksiyonu aldım alalı para kaybettin mi hiç? Hayır ama... Öyle ise mesele ne Akif Bey? Kelle koltukta yaşıyoruz Akif Bey. Yarın ne olacağımız belli mi? Bırak iki ay yurda alalım. Sana da lazım, bana da. Ben anlamam Nevzat. Bir daha olursa bu işe nokta koyarım. Keriz dedirtmem kendime. Ne diyor gene? Kimi üç para için cana kıyıyor işte. Kimi de üç parayla dünyaya kazık çakarım sanıyor. Ne yapacaksın İsmet? Böyle işte. Polis molis uğramadı değil mi? Yok, hayır. Dikkat et, bir aymazlık yapma. ...90 küsür milyon be. Evet, iki gün bile idare etmez. Yeni bir voli vurmak lazım. Acıyorum adamları. Salak salak konuşma lan. 5 tane götürmüşsün. Fellik fellik arıyorlar. Şimdi geri dönsen ne, dönmesen ne? Öyle ama... Aması maması yok. Otur gece yarısına kadar iç. Sonra da git sıbar. Yapacak ne var lan başka? Yarın da kalk... ...ne gelirse artık. Birader, nereye gidiyorsun? Bir dakika abi. Ne
Yardım et bana. Tamam. Tamam dur, yetiştireceğim seni. Ne oluyor kardeşim, hadi ya. Tamamdır abi. Tamam, gidiyoruz şimdi. Abi sen şu ön koltuğa geçiver be abi. Oho kardeşim, benim de can güvenliğimi tehlikeye atıyorsun ya. Kim bu kardeşim? Ne olduğunu nereden biliyorsun ya? Ne yapsaydım yani? Adam ölüyor be kardeşim. Delirdi bu millet. Anlamıyorum ya. Ben geciktim. Çok geciktim. İşim var benim. Abi şurada bir hastane var. Bırakalım adamcağızı. Ben senin gecikmeni telafi ederim abi. Benim paramla hastane geziyoruz kardeşim. Abi adam yaralı. Ne yapsaydım yani? Ölse miydi? Ya ne bileyim ben. Beni ilgilendirmez. Senin paranı da pulunu da. İn aşağı. Hadi be sen. İn dedim. Nevzat, ne bu halin? Ne oldu? Telaşlanma. Üstüme bulaştı sadece. Aman yarabbi, nasıl oldu? Tamam, anlatırım. Üstümü değiştirip temizleneyim. Adam yolun kenarında yatıyordu. Çok fena yaralıydı. Kesimciymiş bu. Balta kaymış mı ne olduysa, bacağında çok fena bir kesik vardı. Yalnız da herhalde ki ağaçların içinden yola kadar inmiş. Peki ne oldu şimdi ona? Hayati tehlike yok dediler. İnşallah toparlamıştır şimdiye kadar. Nevzat. Hı? Senin üstün başın böyleyse arabanın içi kim bilir nasıldır? Temizlerim ya, önemli değil. Peki ya araba sahibi, patronun? Ne olmuş ona? O bunu duyarsa küplere biner, emin ol. Ama ne hali varsa görsün. İnsanlık çuvala mı girdi be Hacer? Bak dün gece bir arkadaşı daha katletmişler. Ne olacağımız belli değil ki. Allah korusun hepinizi. Hadi bitmedi mi daha? Çay yaptık. Tamam tamam, bitti sayılır. Bir bu eksikti. Nevzat ne oldu? Ne bu? Bir yaralı aldım da. Peki para aldı mı Nevzat? Almadım. Ne olacak böyle Nevzat? Akif Bey, veririm paranı. Benim hesabımdan kesersin. Araba ne olacak peki? Ya boşa geçen süre? Bu iş yürümeyecek Nevzat. Hafta sonuna kadar devam et. Sonra başımın çaresine bakarım ben. Ulan ne vicdansız herif bu be. Üzülme. Buluruz bir taksi çalışırsın. Biz sırtımızı döndükten sonra nasılsa bir semer bulunur. Nevzat, ne işin var bu saatte? Kovuldum Hacer. Ben de hiç olmazsa eve gelip güzel bir kahve içeyim dedim. Hey Allah'ım, peki neden? Anlatırım ya. Hakikaten yapsana bir kahve. Adam arka koltuktaki kanı görünce çıldırdı. Hafta sonunda ayrılıyorum taksiden. Yeni bir iş bakacağım. Hayırlısı Allah'tan. Ben mi yanlış yapıyorum? Yoksa dünya mı çıldırdı bilmiyorum Hacer. Yani adamcağızı yolun ortasında bırakıp gitse miydim? Başka türlüsü insanlık olmazdı Nevzat. Sen doğrusunu yaptın, müsterih ol. İlkokulda bir şey öğretmişlerdi. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise neydi sonra? Yarın orada karşı gele. Abu hayat içmiş gibi. İşte oydu. Hep aklıma gelir bu.
Hakan'a söylemeyelim Nevzat. Yarın sınava girecek. Yarın mıydı onun sınavı? Evet. Kazanırsa çok iyi olacak inşallah. Şimdi söylemeyelim de morali bozulmasın. Tamam. Çaktırmam, merak etme. Geldi. Baba, ne işin var senin burada? Ne yani, gelemez miyim? Bir bakayım dedim, okulu kırıyor musun diye. <he? gülüyor> Oğlum, ben bıraksaydım seni. Otobüsle gideceğim, Alas mı aldık? Hadi hayırlısı inşallah. Ben de çıkayım Hacer. İşten ayrılıyoruz diye büsbütün asmak olmaz. Tamam. Akşam erken geleyim de babamlara geçelim biraz. Laflarız biraz. Tamam olur. Nevzat, dikkat et olur mu? Hı. İçinde bir sıkıntı var. Hayırdır inşallah. Oğlanın sınavı mı, senin iş mi bilmiyorum. Bir şey olmaz inşallah. Hadi hoşça kal. Dolaşacağız biraz. Nereye gidecekseniz söyleyin kardeşim. Bir iki saat içinde bırakacağım taksiyi. Ya kardeşim aç taksimetrini yürü. Biraz dolaşacağız dedik. Arkadaşın morali bozuk. Kardeşim, nereye gittiğinizi söyleyin de ona göre. Bak hava kararacak, işim gücüm var benim. Sen fazla geveze bir taksicisin. Yürü dedim. Dur burada. Siz onlarsınız değil mi? Kim? Taksici katili. He, biz onlarız. Memnun oldun değil mi? Alçaksınız siz. Ne? Ne dedin sen? Duydun, alçak olduğunuzu söyledim. Nesin lan sen? Cüneyt Arkın mı? Böyle havalar filan. Nasılsa ölmeyecek mi? Hiç olmazsa alçak olduğunuzu bilin. Korkmuyorsun tabii değil mi? He, bak bu iyi işte. Ulan nihayet yalvarmaya biri çıktı be. Ama bakalım bu ne kadar dayanacak. Cumali, bırak oyun oynamayı. Kes lan! İtin dediğini duymuyor musun? İn lan aşağı. İn. Yok mu lan çoluk çocuk? Ha? Aklına gelmiyor mu hiç? Melemeyecek misin ha? Anne belki bir işi çıkmıştır. Oğlum duraktakiler bilmiyor. Cep telefonu da kapalı. Allah'ım inşallah bir aksilik yoktur. Korkmuyor musun ha? Demek sen böylesin ha? Görürüz şimdi.
Ne yapıyorsun sen? Niye bağlıyorsun adamı? Bitir işini de gidelim. Sen karışma. Uyuz oldum ben bu herif, uyuz. Nasıl bağırıp yalvarılıyormuş göstereceğim ona. Seni ara sıcak meze yapacağım lan şoför. Gör bak. Her şeyleri de olur bunlar. Bırak Cumali. Bunu yaparsan havai fişek gibi yanar ortalık. Anında enselerler bizi. Sen sussana lan. Ben yokum o zaman. Defol git lan öyleyse. Defol. Pislik herif. Çulsuzlar. 3-10 kuruş paran yok, yaptığın çalıma bak. Ama meleteceğim seni. Çok konuştun be. Hamamcı karılar gibisin. Ne yapacaksan yap. Bakalım şimdi ne diyeceksin, kahraman taksici. Sen... Bir bağırtı çağırtı duydum. Daha erken gelirdim ama bacağım koyuvermedi. Hadi hemen gidelim buradan. Nereye lan? Gözüm çabuk yandı. Çabuk, hadi gidelim. Yakacağım lan seni. Yakacağım. Nasıl geçti sınav? İyiydi baba, çok iyiydi. Sen nerelerdeydin? Ben mi? Ben... Galiba ben de bir sınava girdim oğlum. Ve galiba benimki de iyi geçti. Her sadaka bir musibeti def eder denmiştir. Bunun nasıl olduğunu anlamaya ihtiyacımız yok. Anlamaya ihtiyaç duyduğumuz şey neyin sadaka olduğu. Gösterilen bir güler yüz mü? Karşıdan karşıya geçirilen bir ihtiyarın duası mı, yoksa şerrin ve kötülüğün köpürdüğü bir dünyada iyiliğe devam etmek mi? Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.